Herkese merhaba. Ben Arzu Tülümen, öğretmen ve yazarım. Çocuk ve gençlik kitapları alanında çalışıyorum. Aynı zamanda amatör bir denizci veya yelkenci olarak Deniz Kızları platformunun bir üyesiyim. Platformun bu yılki etkinliğinin spora ve kültüre önem veren Teos Marina'da yapılmasından dolayı sevinçliyim. Aynı zamanda Yat Yelken Kulübü'nün yeni ama aktif bir kütüphaneye sahip olması yazar olarak beni çok mutlu ediyor. Bugün gün boyunca harika sunumlar, söyleşiler ve etkinlikler var. Hepsini takip etmenizi öneririm. Ben de Deniz'e yazıyorum, Deniz'e çiziyorum atölyesinin yazma etkinliği için buradayım. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Yazmaya başlamadan önce bir fikre sahip olmamız gerekir. Bazıları buna ilham perisi de diyor. Hayatta karşılaştığımız her şey, yaşadığımız, gördüğümüz her şey bize ilham verebileceği gibi hayallerimiz de bize ilham verebilir. Örneğin yüzerken deniz kaplumbağası gördüm ifadesinden yola çıkarak duygularımıza yer verdiğimiz bir öykü yazabiliriz. Ya da yüzerken deniz kaplumbağası gördüm, benimle konuştu ifadesini ekleyerek bunu bir fantastik öyküye de çevirebiliriz. Bazı yazarlar farklı fikirleri aklına geldiğinde yazmak için küçük bir not defteri tutarlar. Ben de telefonların notlar kısmını tutan, notlar kısmını kullanan yazarlardanım. Fikir biriktirme işi gerçekten çok işe yarıyor, onu söyleyebilirim. Elbette bir fikrimizin olması, hatta iyi bir fikrimizin olması yazmaya başlamak için yeterli değil. Öncelikle iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Neye yazacağımızı karar verdikten sonra, neyi yazacağımızı karar verdikten sonra ne yazacağımıza karar vermemiz gerekir. Hikaye yazacaksak macera mı, polisiye mi, korku mu, yoksa fantastik bir öykü mü gibi türlerden birine karar vermemiz gerekir. Çünkü her türün farklı bir yazım tarzı vardır. Aynı şekilde hikayemizin ana fikrine, amacına, kişilerine, zaman ve mekanına, olay örgüsüne, çatışmayı nerede vereceğimize, anlatıcı diline, hikayenin nerede başlayıp nerede sonlanacağına önceden planlayıp belirlememiz gerekir. Biz bugün burada hikaye yazmayacağız, farklı bir yazma etkinliği yapacağız ama elbette onu da planlayarak gideceğiz. Ana konumuz belli. Deniz, hepimizin ortak noktası. Türümüz de belli. Mektup. Evet, biz bugün burada Deniz'e duygularımızı anlattığımız mektuplar yazacağız. Mektup bazıları için modası geçmiş bir iletişim aracı olarak düşünülse de son zamanlarda kaybolan sanatlar adı altında yeni bir tür olarak karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle yurt dışında sanat atölyelerinde ve müzelerde farklı konularda mektup yazma atölyeleri yapılıyor. Elle yazılan mektuplar çok da kıymet görüyor. Biz de bugün burada sporcu çocuklarımızın ve gençlerimizin yazdığı, ellerinde yazdıkları mektupları bir kitapçık haline getirip Yat Yelken Kulübü'nün kütüphanesine koyacağız. Ziyaretçilerimiz onların yazdığı, duygularını anlattığı mektupları okuyabilecekler. Gelin şimdi birlikte mektubumuzu nasıl yazacağız, neye göre yazacağız, nelerden bahsedeceğiz, ona bakalım. Bunun için ben bir sunum hazırladım. Sunumu açayım ve sunum üzerinden devam edelim. Evet, denize yazıyorum dedik. Duygularımızı denize yazacağız. Sunumuma çok sevdiğim bir sözle başlamak istedim. İnsanlar sevdiği şeyleri korur. Kaptan Kusto'nun sözü. Kaptan Kusto çocukların ve gençlerin çok aşina olmadığı bir isim olsa da orta yaş ve üstündeki kesimin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanıdığı bir isim. Aslında sadece kaptan demek haksızlık olur. Birçok unvanı var. Ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Deniz ve denizaltı ile ilgili yaptığı çalışmalar ve belgesellerle denizin büyüleyici dünyasını bizlere tanıtan bir kaşif, bir bilim adamı, Fransız bir denizci. Denizi sevdirmeyi misyon edinmiş,
özel bir insan. Hala torunları, çocukları onun misyonunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Denizlerin korunması için sevilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Zaten denizden bahsederken söylediği bir söz bu. Bizler de denizleri çok seviyoruz. Zaten deniz çoğumuzun, burada dinleyici olanların eminim çoğunun hayatının önemli bir parçası. Peki denizi seviyoruz ama denizle ilgili neler var? Deniz bize neler sağlıyor? Denizi neler tehdit ediyor? Onları şöyle bir tekrar edelim istiyorum. Çünkü bu tekrarlarımız mektup yazarken bize kolaylık sağlayacak. Bundan sonra yapacağımız çalışmaları lütfen not alın. O notları kullanacağız çünkü mektup sırasında. Deniz'in bize sağladıklarını düşünelim ve hep beraber bir liste yapalım. Deniz bize neler sağlıyor? Dünyamızın çoğunluğu, dörtte üçüncüsü olduğunu düşünürsek, oksijenimizi değil mi? Artık herkes biliyor. %70 oranında oksijenimizi denizler sağlıyor. Aynı şekilde diğer bir hayati unsurumuz su, döngülerle su ihtiyacımızı sağlıyor. Yani iki önemli hayati ihtiyacımızı sağlıyor denizler. Onun dışında su sporları yapmamızı sağlıyor. Bugün çoğunluk sporcu burada. İklimlerimizi şekillendiriyor. Ticaret yapmamızı sağlıyor. Koca koca gemilerle bir yerden bir yere yük taşınıyor. Seyahat etmemizi sağlıyor yine aynı şekilde. Tatil imkanı veriyor. Bu listeyi daha da arttırabilirsiniz. Bunlar şimdilik benim aklıma gelenler. Önemli olan listelerin elimizde olması. Devam edelim. Peki denizi seviyoruz ama her gün de bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Denizlerimiz gittikçe kirleniyor. Deniz canlılarını tehdit edenleri düşünelim. Resimlerde de gördüğünüz üzere en büyük sorunumuz plastik atıklar. Buna tabii şimdi son bir yıldır maskeler de eklendi. Plastik atıklar denizlerin tüm ekosistemini maalesef yıllar boyunca bozuyor ve canlıların da hayatını tehlikeye atıyor. Fotosentez yapması oksijenimiz açısından da biliyorsunuz çok çok önemli. Maalesef böyle manzaralarla denize aşina olanlar zaman zaman karşılaşıyorlar. Elbette büyük sorunumuz plastik atıkları diyoruz ama başka şeyler de var. Örneğin fabrika ve sanayi atıkları, petrol atıkları, küresel ısınma, kıyılardaki hızlı kentleşme, kıyılardan giden çöpler. Listeyi yine oldukça arttırabiliriz, çoğaltabiliriz. Örneğin tarım ilaçları çok ciddi zarar veriyor. Peki biz kişisel olarak neler yapabiliriz? Ne önlemler alabiliriz? Mesela şu şaşalılardan kurtulmak için su matarası kullanmak kişisel bir önlem olabilir, öyle değil mi? Ya da daha az ambalajlı ürünlere yönelmek satın alırken veya plastik ambalajlar yerine varsa cam ambalajlı ürünü tercih etmek. Bunların hepsi kişisel olarak alınabilecek önlemler. Kimyasal deterjanlar yerine organik ürünleri kullanmak. Aslında bireysel olarak da yapacağımız çok şey var ama bence denizle ilgili olan insanların bunları yaparak topluma örnek olması da çok önemli bir önlem. Pekala, bu listeleri de yaptıysak devam edelim ve diyelim ki denize mektup yazıyoruz. Denizin sizi duymak istediğini düşünün ve denize sevgimizi, duygularımızı, hayallerimizi, endişelerimizi veya korkularımızı, arzularımızı, merak ettiklerimizi ve planlarımızı yazalım. Örneğin, sevgimizi yazmak istiyorsak, denize teşekkür etmek istiyorsak, bize sağladıkları için denizin bizlere sağladıklarında faydalanabilirsiniz. Biraz önce yaptığımız listelerden bahsediyorum. Yine kuşkularınızdan, korkularınızdan, endişelerinizden bahsetmek isterseniz denizi ve deniz canlılarını tehdit edenlerle ilgili yaptığımız listeden faydalanabilirsiniz. Merak ettikleriniz, gelecek planlarınızla ilgili bir şeyler yapmak isterseniz, yazmak isterseniz denizi korumak için yapılması gereken bireysel olarak yaptıklarımızı listelemiştik. Onu kullanabilirsiniz. Burada mektubunuzda üç adımı bir arada da kullanabilirsiniz. Veya sadece denize olan sevginizden
bahsetmek istiyorsanız, Deniz'e bize sağladıkları için teşekkür etmek istiyorsanız, Deniz'le ilgili yaşadığınız güzel bir anınızdan bahsetmek istiyorsunuz, tek bir konu üzerinden de devam edebilirsiniz. Tercih size ait. Peki bir de şekil olarak tabii ki serbestsiniz ama bir de basacağımız için biz bu mektupları bir ortak bir şeklimiz olsun. Mektubumuzun sağ üst köşesine 11 Nisan 2021 Teos Marine gibi tarih ve yeri atalım. Hitap sevgili Deniz şeklinde başlayalım. Giriş gelişme sonuç olmak zorunda değil. Böyle de tercih edebilirsiniz. Tek bir bütün olarak da yazmayı tercih edebilirsiniz. En aşağıda da iyi dilekleriniz, sevgiler, isim ve yaş yazmayı unutmayınız. Kullandığımız kağıtlarımızın tek tarafını kullanalım. İki taraflı yazmayalım ki yazılar birbirine karışmasın. Kurşun kalem ya da tükenmez kalem tercih sizin ama silmek durumunda kalacağım diyorsanız kurşun kalem kullanmanız daha kolaylık sağlayabilir sizlere. Bir de yazma süreci tabii odaklanmayı gerektirdiği için sessiz olup konuşmamanızı rica ediyoruz ki herkes yazdıklarına rahatlıkla odaklanabilsin. Sizler mektuplarınızı yazarken bizler de size bugün hediye edeceğimiz Deniz'e Dönüş kitabımızı hazırlayalım. Deniz'e Dönüş kitabının çizeri Dilara Polat da sizinle Deniz'i Çiziyoruz atölyesinde birlikte olacak bu atölyeden sonra. Hepinize keyifli çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.